Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Kasa'nın 44. bölümüne hoş geldiniz. Ve bunu tamamen çözdüm. Bu metan depoluyor. Şu ise sülfürik asit selleri işliyor. Sülfür, hidrojen, compressed air ve boş sele çeviriyor. Evet, konumuzu da değiştirdik. Ve onlar da otomatik chemical machine'e gidiyorlar. Ve bu da işine devam ediyor. Şunun cycle'ını, şu artık tamamen kendi kendini idare eden bir sistem. Şurası artıya geçtiğinde, bu arada şu arkadaş cidden güzel bir şey. Şurası artıya geçtiğinde güzel bir enerji üretimi olacak kendisi. Devam edelim. Şimdi girişeceğimiz arkadaş bunlar. Buraya bana 3 tane daha arkadaş lazım bunun için. Bunlar. Dur. Yalnız o şu sıralar bug'lıydı. Şimdi hatırladım. Şöyle yerleştirelim. Evet. Şimdi gel gelelim, siz hangi modda olacaksınız? Dust modunda. Ardından o neydi? Electric Type Sorter 2 adet. Tabi bu biraz bekletecek. Computer Display Monitör'üm yok çünkü. Computer Display Monitör. Ve Electron Plate. Neydi? Electric Type Sorter. Bunu ne yapacağız diye soracak olursanız, bu şöyle gelecek. Bunun ikinci bir yüzü daha var. Hayır, bu ikinci yüz mağara değil. Burası. Bunlar aşağı iniyordu değil mi? Evet. Tamam, şimdi oldu. Geri kalanları da üste gidiyor. Ve bana yine pipe gerekecek. Ama bu seferki item pipe. Evet ve geri geldim. Burada da özür dilerim. Şunu böyle arkaya attım. Enerjiyi bağladım. Lan tam kayda başlayınca mı olur? Neyse, gel diyelim. Bu arkadaş tam olarak ne? Şimdi buradan şu arkadaşları alalım. Bu burada kalsın. Böyle atıyoruz. Ve bunlar burada
dönüşüyor. Bu şekilde sona kadar ilerliyorlar. Şu an dönüştürebilecekleri başka bir şey yok. O yüzden devam ediyor. Tarsu duruyor. Şimdi onlara dönüştürebilecekleri bir şey veremem. Ve bana bir kontroller daha lazım. Kesuke. Pardon, inventory manager. Craft it. Tabii ki de buradan bir adet kompresör alacak. Ve biraz da fırın lazım. Ve furnace crafty maalesef biraz sıkıntı. Bu arada induction furnace kullanmayacağım, onu söyleyeyim. Daha fantastik fikirlerim var. Şimdi bana... dört tane ver. Hadi bakalım. Yolo deyip. Range. Ve iş yerinin kapısı çalar. Evet. O zaman. Şunlar da. Böyle gelsin. Peki bunlara ne yapacağız? İlk olarak coin'ler. Hangileri konuluyordu hatırlamıyorum. Hemen bakıp geliyorum. Evet ve geri geldiğimize göre yapacağım şeyi göstereyim size. Kental Heating Coil. Ah. Önce Necron'u koymak gerekiyor. Pardon. Önce Kental mi koymak gerekiyor? Evet. Kentel'in de yapımıyla alakalı ufak bir sıkıntımız var. Bu. Vacuum Freezer. O zaman bir tane Vacuum Freezer mi yapalım? Bence de. Tüm malzemeler var mı? Yok. Dört tane stainless steel plate yap. Bir. İki. Tabii de bunun... ah. Neydi lan? Ve bizim karakol ekibi WhatsApp'tan yardırıyor gene. Neyse seni şuraya yerleştirelim şimdilik. Hadi dur, önce bir şey bakmayı unuttum. 128'i yiyor. Tamam. Hallederek. Tamamdır. Advanced Machine Casing. Tamamdır. Bunun dışında kaç tane standart machine casing lazımdı? 8 16 20. Sen standart mı yoksa Edwin? Tamam. Reinforced. Okay. Thank you.
biz yavaştan yapmaya başlayalım. Herhangi bir sıvı koymaya gerek yok, tamam. Sen nereye? Evet. Casing. Ne eksik? Steel plate. Tamam. Birazdan biter o da. Wait room. Altı tanesini daha bekleyeceğiz, öyle mi? Öyleymiş. Neyse, biz de bekleriz. O zaman ben de o esnada bir adet Mi Transformer alırım. Şimdilik manuel kullanacağım, otomatikleştireceğim çok bir şey yok bunda. Ama bir sıkıntımız var. Gerçi çözebilirim. Dur. Casing. Gelin bağlım. İçinde lav da yok zaten. O zaman lav bulup içine koyacağız. De lavı nereden bulacağız? Şu an Nether'a gitmek istemiyorum. Aa, aklıma bir yer geldi. Tamamdır. Tamam, bu düşündüğümden kolay oldu. Önce bir yatalım ama. Teşekkürler. Ardından bana iki adet bu kova. İlerlerde bir yerde ufak bir lav kaynağımız olacaktı. Neresi? Önce onu bir bulalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu arada sen nasıl gidiyorsun? Ha güzel, daha derinlere inmemiş bile. Bu bittiğinde çoktan biz kendi petrolümüzü üretiyor olacağız. O yüzden sıkıntı yok. Hiç dert etmeye gerek yok. Evet. Benim lav kaynağım neredeydi? Lan. Sen bu yakınlarda bir yerde olmalıydın. Ne haber Creeper? Neyse, hemen geliyorum.
Evet ve geri geldik. Ve şu lavları buraya dövelim. Hala yeterli değil. O zaman ne yapıyoruz? Hala nasıl yeterli olmuyorsunuz ya? Bir şey bakıp geliyorum hemen. Evet, biraz lavı bulmuştum zaten öncesinde. Şundan biraz çalıp kendim de biraz craft ettikten sonra bu duruma geldik. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Kentalik dust için ne lazım? Alüminyum dust, iron dust, chrome dust. Şimdi bu bize ne veriyor? 3 tane kentalik dust veriyor. Onar tane. Sıkıntımız var. Lanet olsun. Dust. Evet. Yukarıdan da ayrını halledelim. Ve yine bekleyeceğiz. Ve redstone miktarına bakayım. Bunun anlamı siz buraya gidiyorsunuz. Chrome lazım bana. Dust. Alüminyum dustlar daha olmuş. Alüminyumlara bakalım. Her daha olmamışlar. O zaman biz böyle bir şey yaparız. Hadi bakalım. Umarım bu olur. Blast Furnace'ı tam hıza çıkartmaya çalışıyorum şu an. Aslında tam hıza değil de. Yeterli hıza. Ne aldınız siz onu? Siz oldunuz tam. Birer tane daha yapacağım o ayrı mevzu. Gerçi gene. Enerji doğru. Bunu unuttum. Transformer. Her zamanki gibi.
Transformers. Şimdi bu kabloları kaldırır umarım. Tamam. O zaman bu kentaller pişe dursun. Biz de o esnada ne yapacağız? Sizleri bağlayalım. Bu hat çalışır herhal. Diye umuyorum. Bir aksilik olursa zaten şunları bunlardan ayırırım. Evet. Hatta testimizi yapalım. Evet, çalışıyor gibi. Tamamdır. Şimdi sen Crash Iron Ore. Bana ne gerekecek? Universal Macerator. Bunun için bu lazım ama. Senin için şu an uğraşamayacağım. O yüzden seni daha sonraki bir bölüme bırakıyorum. Sanırım bu bölümü burada bitirebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köteni günler, iyi eğlenceler.